Bunun rapati hastanede uzun süre yatıp da herhangi bir hastalık nedeniyle spor yapmadığı zaman kişi hastanede spor yapmıyor, yatıyor. İlgilenen olmazsa hastanede yatan hastalar hastalığı eğer ki hareket yapmasını bir engel teşkil etmiyorsa hareket etmesi, spor yap, hafif sporlar yaptırmak gerekir hastanede yatan kişiye. Hocam telefon bağlantımız kurulmuş. Alo. Alo. İyi akşamlar, buyurun. Hocam size nasıl yardımcı olabilir? Efendim. Evet. Hocamla görüşebilir miyim efendim? Tabii ki. Buyurun. Buyurun Gündüz. Evet. İyi akşamlar efendim. Hayırlı akşamlar, hürmetler. Efendim benim de sinir uçlarında intihaplaşmadan dolayı kas erimesi var efendim. Ha evet. Şimdi ona bununla ilgili geliyoruz. Şimdi polineuropati dedik de sinir uçlarında ve sinirlerdeki iltihaplanma polineuropati dedik ya, his kaybına dokunduğu zaman vesaire hissetmeme, zamanla yürüyememe, el ve kollarını, ayaklarını, bacaklarını hareket ettirememe veyahut da dermansız kalma gibi problemler ortaya çıkar polineuropatide. Sinir uçları iltihaplanması ise viral olabilir. Bu biraz farklı. Buna karşı iksir aloe vera gel, sarı kantoron, forte, cordyceps, forte, sinir çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman o problem aşılır. O biraz ağır değil. Sinir uçlarındaki iltihapları atlatmak kolay. Polineuropati çok çok ağır. Şimdi hastanede yatıyor kişi, hiç hareket etmiyorsa, sağına dönüyor, soluna dönüyor, sırt üstü yatıyor. Hareket etmediği için sinirler yavaş yavaş zayıflar. Bir, iki, çok daha tehlikeli olan nedir? Aşırı kimyasal ilaç yüklenmesi nedeniyle hareket de etmediği için alınan kimyasal ilaçlar sinirlere zarar verir. Sepsis dediğimiz kan zehirlenmesi ortaya çıkabilir. Aşırı kimyasal ilaçlar hareket etmeme. Hareket etmeme nedeniyle kimyasal ilaçları vücudun atamaması. Sepsis nedeniyle kan zehirlenmesi, kan zehirlenmesi sinirlerde tahribata sebep olabilir. Yani polineuropati tetikleyen en önemli faktörlerden biri de hastanede uzun süre, bir haftadan uzun süre kalıp az hareket yapan insanlarda sepsis sonucu polineuropati ortaya çıkabilir. Bu nedenle hastanede kalanlara, ben Almanya'da birer hastanede yatmıştım. Sabah erkenden kaldırırlar ezan, sabah ezan ile beraber kaldırırlar. Hareket yaptırırlar. Yani basit jimnastik hareketleri. Öğlene doğru efendim işte hareket yaptırırlar. Akşama doğru yatmadan önce günde 3-4 defa spor yaptılar, hafif sporlar. Hastaya göre spor. Hastanede hastaya uygun spor, basit sporlar yaptırmak gerekir, hareketler yaptırmak gerekir. Aksi takdirde hastanede kişi uzun süre böyle sırt üstü yatarsa alık bütün organları aniden iflas edebilir. Yani zehirlenebilir, sepsis kan zehirlenmesinden